İsmail'in başkanı Ankara güçlüler seviyor mu? Aylin başkana Etimes kutlular sahip çıkıyor mu? Peki bu Umut Aktağ'ını seviyor musunuz? Onlar da sizleri seviyor, sizler için çalışıyorlar. Şimdi Etimeskut'ta çok önemli bir adım attık. Etimeskut çok farklı bir ilçe. Etimeskut gelişen, çoğalan, kabına sığmayan ama birileri tarafından kıymeti bilinmeyen bir ilçe. Çok dikkatimi çekti. Beni Ata Kavşağı'na götürdüler. Dediler ki burası Türkiye'nin CHP belediyeciliği açısından en önemli noktası. Üç ilçe kesişiyor. Sincan orada, öbür tarafında Yeni Mahalle, bir tarafında Etimeskut. Aynı kavşakta Yeni Mahalle tarafa gidince evler 10 milyon lira, Etimeskut tarafta ilerleyince 6 milyon lira, Sincan tarafa gidince evler 3 milyon lira. Çünkü bir tarafı Cumhuriyet Halk Partili belediye yönetiyor, bir tarafı yıllardır AK Parti'nin kötü belediyeciliği perişan etmiş, bir tarafta da ikisinin arasında kalmış bir Etimeskut var. CHP'nin yönettiği kentlere hizmet geliyor, yatırım geliyor, kent güzelleşiyor ve sosyal demokrat belediye o kentin gücüne güç, değerine değer katıyor. Bunu yapmaya geliyoruz Etimeskut'a. Etimeskut'a biz çok önemli bir adım atmaya geldik. Türkiye'ye bir mesaj vermeye geldik. Etimeskut'un Ankaralı kimliğini kaybetmeden, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, devlette geçmişte çok görevler yapmış, devlet tiyatrolarında uzun yıllar harikulade yöneticilik işi çıkarmış, elinin değdiği yeri geliştiren, güçlendiren ve milletin sevdiği, halkın sevdiği birisine teklif getirdik. Hem bir devlet adamına, hem bir halk kahramanına, Etimeskut'a yakışacak bir yakışıklıya teklif götürdük. O da kabul etti. Bakın. Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum. Vatandaş kalabalık etmesin diyenlere, vatandaşın girmediği yer mi olur? Açın kapıları diyen valiyi görüyorum. Ona bakınca ben 1 Nisan'dan itibaren Etimeskut'un yüzünü güldürecek öyle kapalı kapılar arkasında değil, aranızda dolaşacak hepinizin sevgilisi Erdal Başkanımı görüyorum. Etimeskut Türkiye'deki bütün gençler adına, nereye gitsem selam yolluyorlar. Etimeskut Türkiye'deki bütün polis teşkilatının kahramanları adına, Türkiye'nin dört bir yanında Besetçe'ye selam söyle, valime selam olsun diyenler adına sizden bu 31 Mart'ta bir rekor kırmanızı ve Erdal Başkan'a sahip çıkmanızı istiyorum. İşine devam edecek. O çok güzel oynadı. Neyi oynadı? Yazılan bir senaryoyu oynadı.
aklına yatmayan hiçbir rolü kabul etmedi ama işini dört dörtlük yaptı. Karneyi 10 üzerinden 10 aldı. Herkesin sevdiği, benimsediği, takdir ettiği bir yapısı, bir kişiliği var. 1 Nisan'dan sonra senaryoyu hep birlikte yazacaksınız, hep birlikte uygulayacaksınız. Burada bir başarı hikayesini Türkiye'ye siz göstereceksiniz. Sizden bunu bekliyoruz. Tabii o bu görevi yaparken arkasında Edimeskut ilçe örgütümüz, Cumhuriyet Halk Partililer, ama sadece onlar değil, Edimeskut'un bütün demokratlarını görüyoruz. Milliyetçi demokratları görüyorum, muhafazakar demokratları görüyorum, sosyal demokratları görüyorum. Edimeskut ittifakına Behzat Ç'mi, komiserimi, valimi ve 1 Nisan'ın belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na emanet ediyorum. Örgüt deyince bu seçimin benim için bir anlamı da Edimeskut'tan başlayacağım dedim. Çok sevdiğim, örgütümüzde görev yapmış rahmetli Faruk Özdemir. O gün ilçe kongresinde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. En büyük ümidi 31 Mart'ta Edimeskut'u alan ilçe başkanı olmaktı. Bu Edimeskut'u bir de özellikle Faruk Başkan için kazanacağız. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kez daha hepinize, kıymetli ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ve bütün örgütümüze, bir koşacaksanız iki koşun, bir adımı örgütümüz için, bir adımı da Faruk abinin, rahmetli Faruk abinin hatırası ve emaneti için atın diyorum. Örgütümüzü çok seviyoruz, hepinize güveniyoruz gençler. Şimdi işin bir tarafı da oy verirken 3 tane sandık kurulacak. 4.sünde muhtarlar var. Bütün muhtarlarımızı, hangi siyasi görüşten olursa olsun, bütün muhtarlarımıza başarılar diliyoruz. Muhtarlarımıza şunu söylüyoruz. Hangi görüşten olursanız olun, rozet yok, bütçe yok, parti yok. Gidip de o sandıktan çıkıyorsunuz ya. Hepinize helal olsun. 31 Mart'tan sonra seçilen bütün muhtarlarım da Mansur Başkanıma emanet olsun. Söz veriyoruz. Şimdi geriye 3 sandık var. O 3 sandıktan